Allah'ı anmanın en güzel yolu, fazileti ve derecesi yüksek olan zikirleri hem dil hem de kalp ile hissederek söylemekten geçer. Yaşadığı zamanlarda, gününün her anında Allah'ı anmaktan kendini geri koymayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı zikreden bir kalp ile zikretmeyen kalp arasındaki ilişkiyi ölü ile dirinin durumuna benzetmektedir. Günahların çoğaldığı şu ahir zamanda en azından günde 70 defa tövbe etmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uygun bir yaşam şekline biraz olsun bürünmek için ibadetlerimizi onun yaptığı gibi yapmalı, nelerden kendini sakındıysa onlardan uzak durmalı. Neleri yapmayı tercih etmişse onları yaparak izinden gitmeliyiz. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim 3 kere şu zikri derse, nimetlerine yeten ve fazlasını karşılayan bir hamd ile her hal üzere çok temiz ve mübarek bir hamd ile alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Hafaza melekleri, ey Rabbimiz, bu kulunun sana yaptığı takdis ve hamdin künhüne varamadığımızdan, hakikatini anlayamadığımızdan, onu nasıl yazacağımızı bilemiyoruz" derler. Allah-u Teala da onlara, "O hamdi kulumun dediği gibi yazın" diye vahyeder. Necmuddin Daye'ye göre zikrullah'ın 6 mertebesi vardır. Zikri lisan, ikrar iledir. Dilimizden sürekli olarak zikrullah'ın eksik olmaması neticesi, Allah-u Teala son nefeste iman nimetini ikram ederek kulunu zikredecektir. Zikr erkan, ibadet ve amelleri eksiksiz yaparak Allah'ı ibadet ile zikretmenin neticesi keramet kapısı aralanacak, Allah kulunu yüceltecektir. Zikri nefs, emir ve yasaklar, helal ve haram hudutlarına titizlikle uymak ve teslim olmak neticesi Allah kulunu İslam nuru ile zikredecektir. Zikri kalp, kötü ahlakı terk, iyi ahlakla bezenmektir. Siz beni güzel ahlakınızla zikredin, ben de size sadece benimle baş başa kalmanın lezzetini vereyim. Müjdesiyle şereflendirecektir. Zikri ruh, sürekli kelime-i tevhid zikriyle Allah'ı birlemek ve ona sonsuz muhabbet duymaktır. Siz beni tevhid ve muhabbetle zikredin, ben de size tevhid ve kurbet ile zikredeyim. Kurbet, Allah'a yakınlaştıran her türlü vasıtayı emre amade kılmak demektir. Artık Allah ile dostluk başlamış olur. Neticesi veli bir kul olmaktır. Zikri sır, Allah'tan başka bütün varlıklardan vazgeçip sadece Allah için var olmaktır. Karşılığı ise ahirette Allah'ı görmek, cemalullah şerefine kavuşmaktır. Gerçek zikir de Allah ile kul bütünleşmiştir. Rivayete göre Ahmet Sarban Hazretleri'nin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Kocasını görmeye gelenlere içeriden, "Siz bu heriften ne medet umuyor ve ne hayır bekliyorsunuz? Sizin işiniz yok mu?" diyerek bağırırdı. Bir gün şeyhin talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı: "Acaba nasıl oluyor da şeyhimiz böyle bir hanımla yaşayabiliyor?" dediler. Onların bu düşüncelerini anlayan şeyh onları şöyle uyardı: "Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat
çirkin huylu insanlarla daha iyi geçinmektir. Sizin elinizdeyse nefsinizi içinizden atın. Bana öyle gelin, işte bu kadar. Zikirler içerisinde en faziletli sözün La ilahe illallah olduğunu belirten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Cabir radıyallahu an naklettiklerine göre en faziletli zikir La ilahe illallah, en faziletli dua Elhamdülillah'tır ifade edilmektedir. Tıpkı bu zikirde olduğu gibi amel defterimizi hayırla ve sevapla dolduracak olan zikirleri söylemeye günlük hayatımızda alışkanlık haline getirebiliriz. Allah katında amellerin en makbul olanı hangisidir diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az bile olsa devamlı olanıdır buyurmuştur. Hazreti Alkame şöyle demiştir. Hazreti Ayşe'ye sordum. Resulullah'ın günlerden birine özel yaptığı bir şey var mıydı? Hazreti Ayşe radıyallahu anha şu cevabı verdi. Hayır, onun ameli devamlıydı. Resulullah'ın yaptığı şeylere hanginiz güç yetirebilir? Diğer bir rivayette de şöyle geçmektedir. Allah-u Teala'ya amellerin en makbulü az da olsa devamlısıdır. İslam dininde zikir çekmenin önemi çok büyüktür. İmanın kalpte kalması ve Allah ile sürekli bağlantı içinde olmak isteyen her Müslüman için zikir çekmek çok mühim bir ibadet olarak bilinmektedir. Namazlardan sonra zikir çekilebildiği gibi önemli gün ve gecelerde de zikir çekmek çok sevap kabul edilmektedir. Zikir çekmek Müslümanlar için kalbin ve dilin sürekli ibadet ile meşgul olması isteğiyle yapılan bir ibadettir. Allah-u Teala'nın sevdiği zikirleri ve esmaları dil ve kalp ile söyleyerek anmak şeklinde yapılan ibadete zikir çekmek denilmektedir. En önemli zikirlerden olan kelime-i tevhid zikri dil ile tekrar edilirken başka işlerle meşgul olmadan kalp ile de işten tekrar etmek zikretmenin yöntemlerindendir. Zikir çekerken zikri çeken kişinin gizli olarak zikir çekmesi daha makbul kabul edilmekte ve zikrin faziletini artırmaya vesile sayılmaktadır. Zikir çekmek günahların affına da vesile olduğu için hadislerde ve alimlerin beyanlarında özellikle tövbe ederek zikretmek, günahların temizlenmesine ve ibadetlerin bereketini arttırmaya vesile olmaktadır.